Evet arkadaşlar, bu akşam tohum çimlendirme konusunu işlemeye çalışacağız. Burada tohumlarımız var, çimlendirilmek üzere ve kuşlarımızın mamalarına katmak üzere bunları çimlendireceğiz. Yaklaşık 48 saat kadar bunları çimlendirmeyi düşünüyoruz. Burada da benim kendi elimle yaptığım özel çimlendirme aparatımız var. Altında normal kabımız, bunun üzerinde biraz delikli, yine üçüncü bir tanesi var. Bu da az delikli ve kapaklarımızda da hafif kanallar açtık. Bunları falçatayla açtık, kendimiz yaptık. Şimdi bu ekipmanlarla tohum çimlendirmeye başlıyoruz. İlk yapmamız gereken arkadaşlar, bizim 30 tane kadar kuşumuz var. Bir miktar çimlendirilecek tohumu kabımıza aktarıyoruz ve bunları güzelce yıkamaya başlıyoruz arkadaşlar. Burada dikkat edilecek konu, bunların çok iyi yıkanması gerekiyor. 48 saat boyunca da bu suyu en az 4-5 defa değiştireceğiz. Eşit aralıklarla bunu yapmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar, tohumlarımızı yıkadık. Şimdi bunların suyunun süzülmesini bekledik. Ve bunu fazla suyunu süzdürmeden böylece alt kabımızın içine koyuyoruz. Üzerine kapağımızı kapatıyoruz bu şekilde. Ve bunu bırakıyoruz. 48 saat içerisinde 4-5 defa, belki de daha fazla bunların suyunu yıkayarak tekrar suyunu değiştireceğiz. Şöyle nemli şekilde bırakıyoruz arkadaşlar. Şöyle bırakalım. Şöyle de gösterelim. 48 saat sonra size sonuçları göstereceğiz. Daha sonra mamamıza bunu karıştırıp kuşlarımıza sunacağız. Evet arkadaşlar, şu an yaklaşık çimlendirmemiz 48 saat kadar oldu. Şu an kontrol etmek için açıyoruz. Dediğimiz gibi bunun içerisini 5-6 defa biz değiştirdik suyunu. Şu an tohumlarımız patladı gördüğünüz gibi. Bu bizim için yeterli. Daha fazla yapmasında herhangi bir gereklilik görmüyoruz. Gördüğünüz gibi bunları şimdi hazırladığımız mamaların üzerine kaşığımızla bir miktar koyarak kuşlarımıza sunuyoruz. Şöyle. Evet arkadaşlar, bu şekilde kuşlarımıza bunu veriyoruz. Afiyetle yiyorlar. Hepinize iyi günler, hayırlı üretimler.